Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. 2022 uğurlarken ve 2023'e merhaba derken öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım daha sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, daha güzel bir Türkiye'ye uyanırız 2023'te. Bu dileklerle başlayalım videomuza. Size bir liste videosu hazırladım. Bu yıl benim için en önemli 20 filmi sıraladım. 20'den 1'e doğru sıralayacağım. Son bir haftada inanılmaz bir tempoya girerek arka arkaya bir film maratonu yaptım ve çok fazla eksiğim kaldığını düşünmüyorum. Bana göre yılın en iyi 20 filmi şu şekilde. 20 numara Tamirhane. Bir yerli film var 20 numarada. Varoş bir mahallede kaportacı olarak çalışan iki arkadaş üzerinden yerli bir Nueva Reinas denemesi. Ricardo Darín'in oynadığı Nine Queens, Nueva Reinas adında bir film var mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ben çok benzettim yapı olarak. Hayli keyifli, eğlenceli, aşkı, dramı, her şeyi dozunda bir film. Özellikle Nejat İşler herkesten rol çalmış ve müthiş bir performans ortaya koymuş. Kadronun kalanı da gayet iyi. Yılın sürpriz filmlerinden biri oldu benim için Tamirhane. Gişesi çok iyi olmasa da bana göre yılın iyi filmlerinden biri. Finali de devam filmine göz kırpar nitelikte bitiyor. 20 numaramız bu şekildeydi. 19 numarada nostaljiye var. Adana Altın Koza Film Festivali'nde izlediğim bir filmdi. Pierre Francesco Favino gibi çok değerli, yetenekli bir oyuncuyu sonuna kadar değerlendiren, çok iyi bir şekilde kullanılan ilginç bir film. Hayatının uzun bir kısmını Orta Doğu'da geçiren bir İtalya'nın doğduğu topraklara dönmesi ve geçmişiyle yüzleşmesi olarak özetleyebiliriz. Benim hayli keyif aldığım bir filmdi nostaljiye İzlemenizi öneriyorum. Gelelim 18 numaraya. Good luck to you, Leo Grande. Emma Thompson biliyorsunuz çok başarılı bir oyuncu. Filmi de epey bir taşıdığını söyleyebiliriz Emma Thompson'ın. Orta yaşlarına gelmiş emekli bir öğretmenin e, cinsellikten artık umudunu kesmesi, ama son bir fırsat olarak genç yakışıklı bir zigoloyu e, bir otel odasına davet etmesi ve aralarında geçen diyaloglar üzerine. İlginç, farklı bir film olmuş Good Luck to Julio Grande. Bu başlayan ticari ilişki acaba bir dostluğa mı yoksa farklı yerlere mi gidecek şeklinde ilginç bir hikayesi var. 18 numaramız da bu şekildeydi. 17 numara Watcher. Maika Monroe'yu biliyorsunuz, Itfalos'la sektöre sağlam bir giriş yaptı ve bu başarısının tesadüf olmadığını Watcher filmiyle gerçekten ispatlıyor. Gerilim korku janrına çok yakışan bir isim kendisi ve yetenekli bir oyuncu. Kocasının işi dolayısıyla Romanya'ya taşınmak zorunda kalan bir kadının karşı komşusunun katil olmasından şüphelenmesi ve olayların gelişmesi üzerine özetleyebiliriz konusunu. Paranoya ile seri katil hikayesi arasında gidip gelen e yer yer pa insanların paranoyasını besleyecek şekilde psikolojik gerilime de kayan güzel bir film. Gerilim türünü sevenler için watcher e, yılın önemli filmlerinden biriydi. 16 numarada Athena var. Netflix kataloğunda bulabileceğiniz bir film. En küçüklerini kaybeden 3 e, kardeşin bunun intikamını almak için adalet sistemine baş kaldırmaları ve ortalığı yangın yerine çevirmelerini izliyoruz. Fransa'da geçen bir hikaye. Plan sekans üzerine gerçekten çok titiz bir işçilik çıkarılmış, teknik olarak üst düzey ve e, aksiyon olarak da gayet doyurucu bir film. Athena'yı da teknik işçiliğinden ötürü özellikle bu plan sekans ve çekim teknikleri ne ilgisi olanlar için gerçekten farklı bir deneyim sunuyor. Temposu da yerinde bir film. E, 17 numaramız Athena'yı da aksiyon severler için e, mutlaka izlenmesi gereken bir film olarak yılın önemli filmlerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Barbarian 15. sırada yılın önemli korku filmlerinden biri. Yalnız bu filmimiz biraz ilginç bir film. Genre olarak net olarak korku demek de mümkün değil, gerilim olarak da demek de mümkün değil. Filmi ikiye ayırırsak ilk bölümü gerilim, ikinci yarısı da net olarak bir korku filmi. Sizi deneyimden deneyime sürüklüyor. Konusundan kısaca bahsedelim. Yılın gerçekten ses getiren filmlerinden biriydi Barbarian. Ben bazı eksiklerini gördüğüm için daha üst sıralara koymadım ama etkileyici bir film olduğunu düşünüyorum. İş için gittiği şehirde ev kiralayan gazeteci bir kadının eve vardığında evin başkasına da kiralanmasını fark etmesi ama çaresiz kaldığı için geceyi o kişiyle beraber geçirmesiyle başlayan ilginç bir hikayeye sahip. Daha sonradan olaylar inanılmaz farklı bir seyre giriyor ve farklı bir film izlemeye başlıyoruz deneyim olarak ben e, yılın en ilginç filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi janral arasında gidip gelen farklı kafada korku gerilim severler için liste başı olacak filmlerden biri Barbarian. 14 numarada Tar var. Gelmiş geçmiş en başarılı orkestra şeflerinden Lydia Tar'ın biyografisi. Kate Blanchett kelimenin tam anlamıyla döktürüyor. Üçüncü Oscar'ını alırsa benim için hiçbir şekilde sürpriz olmaz. Adaylığı kesinlikle garanti. Uzun süresi ve ağır temposuyla her izleyiciye hitap edecek bir film olmayacaktır. Bunu baştan söyleyeyim. Ağır filmlerden, biyografilerden hoşlananlar için değerlendirilebilecek bir film. Özellikle filmin belli bir yerinden sonrası yani serim düğüm çözüm olarak bakarsak çözüm kısmı Filmin genel seyrine göre epey hareketli ve oralarda zaten e, karakterin klimaksi Kate Blanchett'in müthiş oyunculuğunu görüyoruz. Biyografi sevenler için yılın değerli filmlerinden biriydi tar. 13 numarada She Said var. Harvey Weinstein'in skandalları üzerine giden iki başarılı gazetecinin cesur öyküsünü izliyoruz. Kerem Alıgın iyi bir performans sergilemiş. Belki bir adaylık çıkabilir kendisine. Çok iyi bir Me Too filmi olmasının yanında başarılı da bir gazetecilik filmi. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız Bombshell vardı. İşte Nicole Kidman, Charlize Theron oynuyordu. Margot Robbie oynuyordu. O film bana bir yerden sonra çok karikatürize gelmişti ve temposu giderek düşüyordu. She Set bu hataya düşmemiş ve başladığı gibi giderek yükselen bir temposu var filmin. Bu tür gerçek hikayelerden hoşlanıyorsanız ve Weinstein'in neler yaşattığı insanlara neler çektirdiği üzerine gerçekten ilginç tespitlere sahip, başarılı, cesur bir çalışma olmuş She 12 numarada RMN var. Bunu da Adana Altın Koza'da izlemiştim. Christian Mungiu biliyorsunuz Romanya'nın en iyi yönetmenlerinden biri kendisi. Bu filmiyle de başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha ispatlamış. Gerçekten taş gibi bir filmle karşı karşıyayız. Yabancı fobisi, kitlelerin kontrolü gibi konuları mükemmel işlemiş filmin sonlarına doğru bir e, kilise sekansı var. Orada toplanıp e, hararetli bir tartışma içine giriyor e, kalabalık. Yani orası teknik olarak gerçekten üst düzeye çekilmiş ve bir yönetmenlik harikası olduğunu söyleyebilirim. Film finali de de e, Munju gerçekten marjinal bir işe imza atmış. İlginç bir finali var. Üzerine kafa yorulması gereken e, basit bir final olduğunu düşünmüyorum. E, RMN de Avrupa sinemasına ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. 11 numarada The Batman var. Temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önümüze konan karakterden bahsediyoruz. Batman'den bahsediyoruz. Christopher Nolan'ın Batman'ine göre çok farklı bir yorum. Farklı olduğundan dolayı takdir ediyorum. Robert Pattinson'ı Batman olarak pek iyi bir yere oturtamıyorum maalesef. Sevmedim Batman tasvirini. Yalnız bu filmin kötü olduğu anlamına asla gelmiyor. Müzikleri ve sinematografisi gerçekten çok çok üst düzey. Özellikle e, çekim açılarını inanılmaz beğendim. Yani bir süper kahraman filminde bu açıları hiçbir şekilde daha önceden rastlanmadığınızı garanti edebilirim. izlemediyseniz Çoğunuz izlemişsinizdir zaten. Filmin finali biraz daha iyi olsa ben çok sönük ve e, vasat bir final olduğunu düşünüyorum filmin. Kendisine bu listede daha yukarılarda yer bulabilirdi. Yine de süper kahraman filmleri içinde bu sene izlediğimiz en başarılı işlerden biriydi The Batman. 10 numarada bir Arjantin filmi var. Argentina 1985, Arjantin 1985. Ricardo Darin'in post kestiği herhangi bir filmin kötü olma ihtimali olmadığını ispatlar nitelikte. Harika bir iş. Yani gerçekten olağanüstü bir oyuncu ve bu filmde de gerçekten süper bir performans ortaya koymuş. Arjantin'deki askeri dikta rejimine karşı duran bir grup hukukçunun onur mücadelesini izliyoruz. Filmin süresi epey uzun ama bu uzunluğu bir dakika bile hissettirmeyen müthiş bir kurgusu, inanılmaz oyunculukları ve harika bir yönetimi var. Argentina 1985 yılın önemli filmlerinden biri. 9 numarada Top Gun Maverick var. 80'lerin en önemli filmlerinden, ikonik filmlerinden biri olan Top Gun'ın dokusunu bozmadan ancak bu kadar başarılı günümüze taşıyabilirlerdi. Taş gibi bir film Top Gun Maverick. Tom Cruise'un bitmeyen karizması yanında inanılmaz başarılı kurulan dramatik yapısıyla da önemli bir film Top Gun Maverick. Bunun yanında uçak sahneleri, aksiyonu her şeyle olmuş bir film. Son yıllarda izlediğim en iyi devam filmi olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. 8 numaramızda bir savaş filmi var. All Quiet on the Western Front. Daha önceden iki kez çekilmiş olan bu film 2022 modeliyle karşımızda. Savaşın zafer kısmından çok yıkım kısmına odaklanan dramatik bir hikaye. Savaşın her daim işte Erran gibi gösterişli kısmından ziyade arka planda insanların nasıl acılar çektiğini, gücü elinde bulunduran figürün altındakileri nasıl ezdiğini çok net olarak göstermiş ve savaşın herhangi bir kazananı olmayacağını temiz bir dille anlatmış. Teknik olarak gerçekten üst düzey bir iş. Bunun yanında bu tarz filmlerde beklenmeyecek kadar iyi oyunculuklar da var. Bu yıl Almanya'nın en iyi uluslararası film dalında Oscar adayı. Oscar şansının da hayli yüksek olduğunu düşünüyorum. 7 numarada bir gerilim var. Resurrection. Yılın bana göre en büyük sürprizi psikolojik gerilim dalında rakipsiz olduğunu defalarca ispatlayan Rebecca Hall'un son çalışması. Filmin birinci dakikasından finaline kadar tekinsiz hava ile izleyiciyi boğan, film bittikten sonra uzun süre filmin etkisinden çıkamayacağınız farklı bir deneyim. Rebecca Hall'un yanında müthiş bir oyuncu olan Tim Roth da kısa rolüne rağmen gerçekten kusursuz bir performans ortaya koymuş. Psikolojik gerilim seviyorsanız Resurrection mutlaka izlenmesi gereken bir film. 6 numarada Guillermo del Toro's Pinocchio var. Hikaye anlatıcılığı konusunda ne kadar maharetli olduğunu Panin Labirenti ile ispatlayan Del Toro bu filmde de gerçekten hünerini net olarak ortaya koymuş. Bir Pinokyo hikayesine Benito Mussolini sosu katmak sadece kendisinden beklenirdi. Eskiden bu işleri Tim Burton da başarılı yapardı ama artık kendisini eski başarılarında göremiyoruz. Stop Motion teknolojisini kusursuz uygulayan Pinokyo, teknik açıdan başarısı dışında senaryosunun da kalitesiyle ve duygusal insanın içine dokunan hikayesiyle yılın önemli filmlerinden. 5 numara, *Speak No Evil*. Yine bir gerilim. Bana göre yılın açık ara en rahatsız edici filmi. Katil kurban ilişkisini olabilecek en sert şekilde işlerken, çaresizliği de biz izleyicilere bırakmış kendimizi Danimarkalı ailenin yerine koymadığımız bir dakika bile olmuyor filmde. O denli içine alan bir film olmuş. Finaliyle de insanı tokat yemiş gibi çaresiz bırakan bu denli hassas bir konuyla izleyicinin ayarlarıyla oynayan çılgın bir film. Bu filmi herkese öneremeyeceğim. Sert filmlerden hoşlananlar izlesin ama hassas bünyeler için gerçekten eziyet edici bir film olacaktır. 4 numara The Beasts Asbestas. Kanda da gösterilmişti bu film. Galicia'ya organik tarım yapmak için taşınan Fransız bir çiftin oranın yerlileriyle yaşadığı mücadeleyi izliyoruz. Bu yılın adeta teması olan yabancı nefreti burada da bizlerle. Film bir yere kadar beklenen seyriyle ilerlerken bir yerden sonra ciddi bir twistle gerçekten çok farklı bir rotaya sapıyor ve farkını da burada ortaya koyuyor. Yılın bana göre en iyi filmlerinden biri. 3 numara Holy Spider. Danimarka'nın bu yılki Oscar adayı. İran'da hayat kadınlarını öldüren örümcek katilini yakalamak için çalışan cesur bir gazetecinin hayatını izliyoruz. Kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü kucaklasa da bana göre katilin gitgelli performansı daha başarılı oyunculuk olarak ben çok beğendim katilin performansını. Film İran'daki adalet sistemine de yüksek sesle kafa tutuyor. Klasik bir katil kim acaba yakalanacak mı hikayesinden çok farklı bir deneyim sunuyor. Bu açıdan bana göre yılın en farklı, en cesur, hikaye matematiği tıkır tıkır işleyen sürükleyici filmlerinden biriydi. Listenin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. İki numarada The Banshees of Inisherin var. Martin McDonagh... Colin Farrell, Brandon Gleeson üçlüsü bir araya geldiğinde nasıl bir sonuç çıkacağını daha önceden görmüştük Inbrugge Bu film bana göre Inbrugge'ün de bir katman üzerine koymayı başarmış. Varoluş sağsancılar, sınanan arkadaşlıklar, taşra hayatı tek potada eritilmiş ve mükemmel bir dramaya imza atılmış. Uzun süre akıllardan çıkmayacak unutulmaz bir deneyim. Bir numara Kurak Günler. Bir numaraya bir yerli film almanın Gururunu yaşıyorum gerçekten. Kurak günler bana göre 2015 sarmaşıktan beri gelen en iyi Türk filmi. Bunun yanında bana göre bu yılın da en iyi filmiydi. Yani görüntü yönetmenliğinden kurgusuna kurgusu gerçekten inanılmaz filmin yani kurgu konusunda ben uzun süredir bu kadar başarılı bir Türk filmi izlediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten inanılmaz beğendim kurgusunu. Bunun yanında Selahattin Paşa'nın hayret verici başarılı performansı çünkü kendisini daha önceden Aşk 101'de izlemiştik. Ben e, Mukavemet'i izleyemedim orada da çok başarılıymış. Yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz. Emin Alper'in yüksek sesle bir taşra hikayesi üzerinden bir taşradaki sıkıntı üzerinden evrensel bir mesaj vermesi ve bunu olabilecek en cesur dille anlatması gerçekten takdire şayan. Emin Alper gümbür gümbür geliyor ve artık A klasman yönetmenlerden biri. Her filmiyle üzerine koyduğunu düşünüyorum. Ve kötü bir tane bile filmi olmayan, çok titiz çalışan, müthiş başarılı bir yönetmen. Bir iki ufak kusuru olmasa gerçekten kurak günler için başyapıt diyebilirdim. E, filmle ilgili kusurlarımı e, kanalımdaki videodan izleyebilirsiniz. Bir iki ufak sıkıntı görmüştüm. Onun dışında gerçekten tabanca gibi bir film. Kurak günleri izlemediyseniz mutlaka sinemada izlemenizi ve destek vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Listemiz bu şekildeydi. Bana göre yılın en iyi 20 filmi bunlar. Tabi izleyemediğimiz daha henüz vizyona girmeyen filmler oldu Babylon gibi. Onlar listeye girdiğinde tabii ki listede değişimler olabilir. Ama yılbaşı öncesi size bir öneri videosu yapmak istedim başını film izleyerek geçirmek isteyenler bu filmler arasından bir tanesini seçip film izleyerek yılbaşına da girebilir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldan destek olursanız, videoları beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.